Herkese iyi seneler. 1 Ocak 2021. Evet, artık 2021 telaffuz etmek biraz zor oluyor ilk günlerde ama alışacağız. 2020 geride kaldı. Bugün güzel günler göreceğiz. Devamı da var. Güneşli güzel günler. Güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler. Nazım Hikmet'ten. Bununla açtık. Umutla başlamak ve gelen yıl, yeni yıl gideni aratmasın. Acılar geride kalsın demek için 2020 geride kaldı ama çok da iyi hatırlanmayacak, çok da iyi hatırlanmayacak. Pek çok e, konuda e, damgasını vuran, yıla damgasını vuran korona e, salgın bununla hatırlanacak 2020 ve belki 2021 de bununla hatırlanacak bilmiyoruz, belki 2022 de bununla hatırlanacak bilmiyoruz bundan 20 sene sonra, 50 sene sonra bu dönemin tarihinin nasıl konuşulacağını, bu dönemin tarihinin nasıl yayıldığını bilmiyoruz. Ama 2020'ye açık ara damgasını vuran tek şey koronadır, COVID-19'dur, salgındır, pandemidir, ne derseniz deyin. Açık ara budur. Yılın kahramanları ise açık ara sağlık çalışanlarıdır. Bu bir savaş ve bu savaşın ön cephesinde onlar var. Haliyle onların moral, motivasyonları yüksek tutulmalı. Onların hastalanmalarının, ölümlerinin öne, önüne geçilmeli. Aşı mümkünse ilk önce onlara uygulanmalı. Tedavileri büyük bir ihtimamla ele alınmalı. Çocukları okullarda veya özel bakım evlerinde vesaire işte o konuda destek verilmeli ve elbette geçinemiyorum diyen insanların da iyaşesi, geçimi hele özellikle bu dönemde temin edilmeli. Okullar açıktı İngiltere'de. Sağlık çalışanları için hiç kapanmadı kreşler, bakım evleri veya işte onların e, bakmaya ihtiyaç duyduğu kim varsa devlet onu aldı üstlendi, çocuklara baktı yaşlılarına baktı vesaire. Yeter ki onlar işlerine gidebilsinler diye. Uzaktan çalışma diye bir kavram girdi 2020'de. Uzaktan eğitim diye bir kavram. Ne kadar mümkün olabiliyorsa teknik olarak, teorikte e, mümkün olabilir ama. Pratikte fiili olarak çok uzun boylu götürülecek bir şey değildir. Online eğitim veya online çalışma. Ama bunlarla tanıştı ve belki bu dönemin getirdiği tecrübe, online eğitim ve online çalışma konusunda insanlara yüklediği tecrübe, getirdiği tecrübe bundan sonrası hakkında Bundan sonrasında da belirleyici olabilir. %100 her şeyi değiştirmeyecektir ama belirleyici olabilecektir. Yani belli konularda işte Zoom'da toplanalım, online görüşelim veya bu konuları ben sana online olarak anlatayım falan gibi e, bazı pratikler yaşamımıza girecektir. Ne yani 5 kişi toplantı yapacaksa 5'i de şehrin bir yanından bir merkeze gelip toplanması gerekmeyecektir veya bir yemek yemeleri gerekmeyecektir. Elbette yemek yemek, kahve içmek... Yüz yüze toplantı yapmak mühim bir şeydir, güzel bir şeydir ama her zaman gerekmeyecek belli ki ve buna yani Zoom'da görüşmeye veya online görüşmeye müracaat edecek insanlar. Zoom'la sosyal sosyalleşme diye bir şey oldu. Muazzam ilkler var. Akla gelmeyecek kadar insanları tatil yapamadılar, bir yerden bir yere gidemediler, bayramları birlikte geçiremediler. İşte geçtiğimiz hafta Noel'di, insanlar batı dünyasında bir araya gelemedi, yılbaşında da öyle. Yani sadece Türkiye'de değil, işte Fransa'da, İngiltere'de bile gecenin bir yarısında insanlar sokağa çıkıp kutlama yapmasın, parti yapmasın diye polis çeşitli noktalarda önlem aldı. Bu her yerde böyleydi. O arada tabii elbette dünyaya umut olan iki Türk, Türkiye kökenli, bazen dilim sürçüyor. Türk diyorum. Türkiye kökenli demek lazım, Türkiye yurttaşı demek lazım, Türkiye vatandaşı demek lazım. Doğrusu bu. Türkiye vatandaşı olup olmadıklarını devam edip etmediğini de bilmiyoruz ama e, Türkiye kökenli demek lazım. Doğrusu bu. Türkiye kökenli iki bilim insanı Uğur Şahin ve Özlem Türeci Pfizer-BioNTech aşısını keşfedip üretimini sağlayarak bütün dünyayı yavaş yavaş aşılamaya başladı. Bu da önemliydi. Başka şeyler de oldu 2020'de. Yani Trump gitti, Joe Biden geldi. Mühim bir şeydi. Avustralya yangınları mühimdi. Yani aylarca kendine kilitledi. Amerika'da siyahların hayatı veya siyah hayatlar değerlidir eylemleri George, George Floyd'un ölümüyle başladı. Ki o unutulmuyor. Mühim bir travma. Bu mühimdi yani. Türkiye'de Ayasofya açıldı. Bana göre önemliydi. Belki Türkiye'deki tek e, kayda değer Gelişme bu olabilir yani Babacan'ın partisi yola çıktı, Akşener'in partisi MHP'yi geçti, ne bileyim İzmir depremi gibi bir deprem oldu ama İzmir depreminin bize hatırlattığı da İstanbul veya büyük Marmara depremine bir yıl daha yaklaşmamız oldu. Bütün bunlar önemliydi yani Maradona'nın ölümü önemliydi, ne bileyim her ülkenin kendine göre önemli gördüğü şeyler var. Mesela Orta Doğu'da İran yönüyle Kasım Süleymani'nin bir suikast sonucu öldürülmesi önemliydi 3 Ocak'ta yılın ilk günlerinde. Gene geçenlerde 27 Kasım'da nükleer bilimci İranlı Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesi mühimdi. İşte biri Amerika, bir suikast Amerika, diğer suikastın altında İsrail var gibi göründü. Yani büyük devletler de sağ solu suçlarken terör, terörizm diye kendileri de bu tarz faaliyetlere imza atıyorlar ama büyük devletleri destekleyen odakları ya da büyük devletleri destekleyen güçler veya gazeteler medya o işe öyle bakmıyor. Böyle de bir iki yüzlülük var. Her ülkenin, her ülkede, her bölgede kendine göre bir önemli olaylar şeyleri var. Yani mesela ben İngiltere'de yaşıyorum. Buranın iki büyük olayı, en büyük olayı açık ara ki 5 yıldır böyle Brexit. Yani İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasıydı ve 31 Aralık gece yarısı tam anlamıyla bu iş bitti her anlamda bitti. Geçiş süreci falan da bitti. Artık Avrupa Birliği'nin üyesi değil. 28 üyeden biriydi. Şimdi Avrupa Birliği'nde 27 üye kaldı. Yani gene İngiltere bazında bakarsan mesela magazin belki biraz ama Meghan Markle'la Prens Harry'nin e, kraliyet ailesiyle yollarını ayırmasıydı. Ünvanlarını söküp sivil bir yaşama geçmeyi tercih etmesiydi. Pek çok şey söylenebilir. Kayıplarımız da var. Yani Siyasette diyelim ki Rahşan Ecevit'in gitmesi unutuldu belki. Mesut Yılmaz daha yakınlarda olduğu için hatırlanıyor. Timur Selçuk gibi önemli bir sanatçıyı kaybettik. Koronadan, koronadan dolayı e, kaybettiğimiz ünlüler, mühim isimler var. E, ve bu belki bunlara yenileri eklenecek 2021'de e, bilmiyorum. 2020 öyle bir seneydi. Bunların hepsine bakacağız ama. 2021'e geçerken neden çok fazla umutlu konuşamıyorsun? E şundan dolayı çok fazla umutlu konuşamıyorum. İşte bakın bu engelli web Twitter adresi. Açın bakın takip etmek zorunda değilsiniz. Takip edebilirsiniz. Sadece Aralık 2020'de erişime engellenen haberleri listelemiş. Berat Albayrak'ın danışmanının açıklamaları, birçok rektörün fakültelerde dekan vekili olması haberi, işte kadın haber ajansı Jin Nevse, Jin erişim engeli gelmiş, eski AKP milletvekilinin damadı ile ilgili haberler, Yayın evi sahibi hakkındaki taciz ifşaları, öbürü bir iki bir sürü. Yani genelde Erdoğan çevresi, Canan Kaftancıoğlu hakkındaki takipsizlik kararı haberleri bile engelliyor. Yani iktidar işine gelmeyen her şeyi engelliyor. En son eski Büyüksel Büyükelçiliği basın müşavirinin eroinle yakalanması haberleri, Cumbel Ahmet Hoca'nın damadı ve ağabeyi hakkındaki haberler filan filan filan. E, ve bu sadece aralık listesi yani e, baktığınızda inanılır gibi değil. Aşağı doğru baktığınızda zaten işte mesela en son attıkları haber Cumhurbaşkanı avukatının aldığı vekalet ücretleriyle ilgili 125 tweet ve 119 haber kişilik hakları ihlali gerekçesiyle işte İstanbul bilmem ne mahkemesi hakimliği neyse filan. Ağır bir sansür dönemi belki yılın son büyük medya olayı Olay TV'nin 26 gün sonra kapanmasıydı açılması ve kapanmasıydı. Kendi kendini kapattı. Yani hükümet zoruyla veya polis baskınıyla falan değil ama baskılarla oldu. Ee, Türkiye'de ifade özgürlüğü, basın hürriyeti, böyle bir şey kalmadı. Yok ve işte zaten bu engellenen haberlerle de çok net görülüyor. Yani bunu bir kere daha altına altına ee, ne derler, yanlış söyledim, yanlış çıktı cümle ağzımdan. Bunun bir kere altını çizelim. <laughs> Gazeteci Mehmet Baransu'nun eşi Nesibe Baransu karşılaştıkları huzu, hu, hukuksuzlukları anlatmış. Dışarıdaki aileler de açık cezaevindeler. Benim bir mesleğim olduğu halde çalışamıyorum. Belli dönem sağlık sorunu yaşarken sigortamı yaptıramadım diyor. Evet, bak. Tutuklu değilim, hükümlü değilim. Hakkımda herhangi bir soruşturma yok. Neden bu devletin vatandaşa sunduğu imkandan faydalanamayayım? Ben belediyeye gidip emlak vergimi dahi ödeyemedim. Evime haciz konuldu. Vergi dairesine gidip haciz ödeyemedim. Yani bu tür hukuksuzlukların ve adaletsizliklerin geride kalması temennisiyle yeni bir yıla giriyoruz ama işte suçun şahsiliği filan binlerce yıl önce, milattan önce bırak dinleri filan, bırak İslamiyeti. Milattan önce dört binlerde beş binlerde filozofların okuttuğu dersler, suçun şahsiliği filan. Babanın suçundan dolayı oğlu, oğlundan dolayı babası, annesi, işte efendim karısı, eniştesi, kızı, kardeşi işte efendim suçlanamaz. Ama 2021 Türkiye'sinde de bu devam ediyor yani. Yılmaz Odabaşı Oda iki gün tutukluluktan sonra e, cezaevi hayatından sonra tahliye edildi. Sevindirici bir haber. Üzüldüğümüzü e, belirtmiştik. Ve kendisi e, e, bu e, konuda Twitter adresinde de açıklamalarda bulunmuş. Neden dolayı? E, neden dolayı özür dilerim tam şeyi bulamadım. Neden dolayı tutuklandığını ve neden dolayı hapse düştüğünü anlatıyor. He okuyacağım aynen. Lobilere değil her zaman yazdıklarımı içselleştiren insanlara, yazıyla kurulan dostluğa inandım, insana, vefaya ve vicdana inandım. Mağdur olduğumda ise siz beni sahiplenerek her seferinde doğrulmama emek verdiniz. Bu akşam serbest bırakıldım dün akşam. Vefanıza bir kez daha minnettarım. Yeni yıl gecesini en azından sevdikleriyle beraber geçirmesi mümkün olmuş. Sırf Kürt olduğum için gözüme bakarak Gözüme bayrak sokup dombra dinleten bir hatsiz evimin kapısına kadar gelince önce uyarıp sonra ona bir yumruk attım. 3 yıl 7 gün ceza aldım. Kılıçdaroğlu'na yumruk atansa kahraman oldu. Burası Türkiye. Bu ülkede hukuk varsa Sayın Bakan Abdülhamit Gül müfettişlerine dosyamı inceletsin. Bir yumruk dışındaki onu da dürüstlüğümden ben mahkemeye beyan ettiğim dosyada başka kanıt varsa bu ülkede en haysiyetsiz insanı seçilmeyi üstlenirim diyor, meydan okuyor. Hukuk varsa onlar adaleti üstlenir mi? Diyeceklerim özetle bu kadar. Hayatımda hiçbir zaman hilenin, yalanın, namertliğin, kahbelin olduğu yerde yerlere imzamı koymadım. Bu ülkede hukuk varsa sırf geçmiş sicilime, memleketime bakılarak faşizan bir ceza verildiğini müfettişler veya anayasa mahkemesi açığa çıkarır. Yoksa ahime gideriz demiş. Yılmaz Odabaşı, evet an itibariyle gözaltına alındım. Adliye adliyeye, adliyeye götürülüyorum e, demişti 30 Aralık günü. E, attığı bu tweetten dolayı bu işlem yapıldı diye. Yani e, Gülen cemaatiyle ilişkilendirilen on binlere ve KHK'lılara yıllarca bir solculara uygulanan acımasız kıyım uygulanıyor. Tweetinden dolayı böyle bir işlem yapıldığı düşünülmüştü. Öyle olmadı. Ortaya çıktı. Bunu da düzeltmiş olalım. Metropol araştırma... E, Bizim de YouTube kapağında değerlendirdiğimiz mühim bir aralık araştır araştırmasından mühim bir konuyu değerlendirdi. Ona bakacağız. Türkiye'nin nabzı Aralık 2000 2020 Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın görev onayı. Onaylayan 45.6 0.6'lık düşüş var. Onaylamayan %48.1 artı bir buçuk artış var. Ben bugün seçim olsa kime oy verirsiniz filan falan anketlerine şöyle göz uçuyla bakıyorum ama en çok Metropol'ün bu görev onayı anketleriyle ilgileniyorum. Çünkü bu batıda çokça yapılan işte başkana güven, başbakana güven, yönetime, hükümete güven anketleri bugün seçim olsa kime oy verirsinizden daha tesirli ve daha böyle hani şeyi yakalayan, amacı yakalayan bir soru. Şimdi baktığınızda bu anketin şeyine ha şöyle tam ortalayayım ha şimdi Aralık 2020 araştırması koronavirüs salgını sebebiyle bilgisayar destekli telefonla anket yöntemiyle yapılmıştır diyor Metropol Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev onayı. Genel olarak düşündüğünüzde Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevine yapış tarzını onaylıyor musunuz? Evet diyen 45.6, hayır diyen 48.1. Evet'lerde düşüş, hayırlarda artış var. şu turuncu bant eveti onaylamıyorum diyen de altındaki mar %6.3'te fikri yok, cevap vermemiş. Ki onu o da gerçekten düşündürücü. Yani bu fikri fikri olmayan veya cevap vermeyenler evet tarafına mı gidecek, hayır tarafına mı gidecek? Onu zaman gösterecek. Şimdi baktığınızda evet onaylıyorum diyenlerin oranı parti parti. AKP 85 iken 89 olmuş. CHP seçmeni, İyi Parti seçmeni, HDP seçmeni. HDP seçmeninde %14 onaylarken %5'e düşmüş. Yani ciddi bir düşüş var. Ama en büyük, en büyük düşüşlerden biri HDP'de, HDP'de düşüş olması çok önemli değil. HDP zaten e, Erdoğan'ın üzerine yürüdüğü ve nefes aldırmadığı bir parti. Milliyetçi Hareket Partisi'ne dikkatinizi çekerim. 69.9 yani MHP seçmeni %70 diyelim. MHP seçmeni %70 Erdoğan'a görev onayı verirken bu 58.8'e düşmüş. Yani MHP seçmeni yani bu detay çok önemli. Metropol anketindeki bu ince detay çok önemli. MP seçmeni Erdoğan'dan desteğini kesiyor. Hayır, onaylamıyorum ama baktığınızda da aynı MP seçmeni 27.6'dan 35.3'e çıkıyor. Yani orada da 8 puanlık yaklaşık bir artış var. Burada ne AKP seçmeni, ne İyi Parti, ne HDP seçmeni değil, asıl MHP seçmenine dikkat çekmek e, e, dikkat çekmek istiyorum. Evet onaylıyorum diyenlerin oranı 69.9'dan 58.8'e, hayır onaylamıyorum diyenlerin oranı 27.6'dan 35.3'e e, yükselmiş. MHP seçmeni Erdoğan'dan desteğini kesiyor. Bir diğer önemli konu Türkiye'nin içinde bulunduğu lig Kerim Has 2020'yi uğurlarken 2020 sıralamalarını hatırlatmış. Hukukun üstünlüğünde 128 ülke içerisinde 107, basın özgürlüğünde 180 ülke arasında 154, insani gelişimde 189 ülke arasında 54. sırada. Diyor ki yani Rusya'nın bile altında. Umarım 2021'de Rusya Türkiye'ye benzemez diyor. Rusya'nın durumu da iyi değil. Yani hukukta 94, basında 149, insani gelişimde 52. sırada. Ee, Rusya Türkiye'nin az üstünde ama e, hukukun üstünlüğü basın özgürlüğü insani gelişim gibi konularda da büyük sıkıntı var yani kimse Putin Rusya'sında basının hür olduğunu söyleyemez herhalde hukukun üstün olduğunu falan da söyleyemez yani kendi muhalifisi de zehirlendi yakınlarda işte Almanya'ya sığınarak falan e, canını zor kurtardı ve aşağıda da kaynaklarını belirtmiş ama ülkemiz Türkiye hukukun üstünlüğünde artık hep 3 haneli rakamlarla ifade ediliyor 107 basın özgürlüğünde 154 insani gelişimde 54. sırada yani yazık. Bir diğer konu ki ta 2019'dan devredilen bir konu. 17 ay önce kaçırılan Yusuf Bilge Tunç babası diyor ki 2019 ve 2020 karanlıktı. Umarım 2021 aydınlık olur. Ve son konu Ramazan Güzel paylaşmış. Kız kardeşim Ankara Keçiören Medical Park Hastanesinde bu gece doğum yaptı. Hacer Yıldırım. Bebeğin ciğerlerine su kaçmış. Yoğun bakımda. Polisler kapıda bekliyor gözaltı için diyor. Evet. 2020 fotoğrafı. Evet. Hacer Yıldırım. Ne diyeyim yani? Ne anlatayım? O arada Demirören gülüyor. Niye gülüyor? <gülüyor> Onu da söyleyeyim. Niye gülüyor? Sevgili seyirciler. Hürriyet kocaman şeyden vermiş sürmanşetten. İşte 100 milyon lirayı kazanan numara diyor. Fakat 100 milyon lirayı kazanan numara çeyrek bilete çıkmış ve sadece Manisa'da satılmış. Çeyrek bilet 4 tane bilet demektir. Yani 4 bilete 25'er milyon paylaştırılmış durumda. 25 milyon Manisa'da satılmış oraya gidiyor. Kalan 3 bilet ise satılmamış. Peki nereye devroluyor? Varlık fonuna. Evet. Haliyle Demirören reisin başkanı olduğu varlık fonuna milli piyango vasıtasıyla bir 75 milyon TL indirdi. Şey katkıda bulundu özür dilerim. Varlık fonuna. İşte 2020 ile 2020 bir, hep hep öyleydi. İbrahim Özda bak güzel bir karikatürle yeni Asya'da betimlemiş. 2020 yaşlanıyor böyle bir dede. İşte 2021'e görevi devrederken işte dirsek selamı. Yapıyorsunuz değil mi? Ben çok yapıyorum. Bir de topuk selamı da var. <laughs> evet. Evet bir eylemden bir e, döviz e, şöyle söylüyor. E, bu genç kadın e, tuttuğu e, pankartta veya dövizde. Acaba diyor. Mealen söylüyorum. 2020'de diyor en çok ellerimiz mi yıkandı? Beyinlerimiz mi? Evet. En çok ellerimiz mi yıkandı, beyinlerimiz mi? Evet, böyle bir dünya. Bu da Latif Demirci karikatürü hürriyetten e, Neriman yok bir değişiklik ya. Aynen 2020 gibi. Yani a, ne olacak? Aynı güneşe, aynı güne öne uyanıyorsun vesaire. Hatta bir gün önce yediğin, içtiğinden dolayı 1 Ocak birazcık sıkıntılı geçiyor. Ne olacak? Yani işte 2020'den devraldığımız konularla 2021'e gidiyoruz işte yani. İşte dün evvelki gün Fikri Sağlar konuşmuş. Bu bugün o tartışılıyor. Daha bir yığın şey yani işte korona aynen devam ediyor falan. Ya unuturuz bu tarih değişikliğini birkaç güne kadar. Yani bir, bir iki gün böyle bir sersemlemeyle geçer. Ondan sonra devam. Bu da Şalom'dan efendim. Şalom gazetesi karikatürü. Korona sayesinde ilk defa bütün aile hep birlikte yılbaşını kutluyoruz. Hoş geldin 2021. Bir yaşlı bakım evi galiba ya da huzur evi işte bir Zoom sos sosyalleşmesiyle veya online görüşmeyle herkes böyle girdi. Yani emin olun Batı'da da böyle girdi. Aile toplantıları oldu, grup toplantıları oldu. Herkes işte bir ekranın 4'e, 5'e, 8'e bölünmesiyle belki 10'a, 12'ye bölünmesiyle bayramlaştı. Bu sene böyle geçti. Bakalım seneye. Shalom'un zaten manşeti de o. Yahudi Cemaati Gazetesi 2021'in umudu aşığı diyor. Ve işte yavaş yavaş isterseniz korona gündemiyle başladık. Öyle devam edelim. Gerçekten de öyle. Büyük umut. Çünkü dünyada benim yaşadığım İngiltere'de son iki gündür ölüm sayısı Nisan'ı yakaladı. 900'ün üzerinde her gün ölen insan sayısı. Ve başta Londra olmak üzere acil servisler ve hastaların yoğun bakımları, hastanelerin yoğun bakımları artık hastaları taşıyamaz duruma doğru geliyor. Sağlık çalışanlarının artık sabır buraya gelmiş durumda. Fena. Pozitif vaka sayısı günlük 50 bini geçti. İnanılmaz ee, inanılmaz rakamlar bunlar. Türkiye'de de öyle ve pek çok ülkede de benzer bir şekilde rakamlar artarak devam ediyor. E diyeceksin ki aşı gel. Ya aşı geldi de işte Pfizer-BioNTech 3 haftadır uygulanıyor da yani öyle hemen böyle bir geceden sabaha ya da sabahtan akşama 66 milyon nüfusun İngiltere'de hepsini nasıl aşılayacaksın? Haftada 1 milyon kişiyi aşılamayı hedefliyorlar daha o rakamı yakalayamadılar. Kolay değil bu işler ama ben zannediyorum Ocak-Şubat çok sert geçecek yani. Çok sert bu rakamlar. Yani ivme öyleyse günlük 1000'i geçecek ölüm sayısı daha da fazla yükselmesin diye adeta dua ediyoruz efendim. Evet bir evet, netleme problemi oldu kamerada. Umarım düzelir. Kendiliğinden şey zor. Yani bu kış zor. Ayrıca şunu söyleyeyim, daha önceki yayınlarda da bahsetmiştim. Aşı olsa aşı gelse bile gerek Covid 19 şey Pfizer Biontech aşısı gerekse Oxford AstraZeneca aşısı gerekse içinden gelen aşı. İnsanların nüfusunu aşılaması ya 8-10 ay. 8-10 ay yani. Ve İngiltere dahil batı ülkelerinde Eylül 2021'den itibaren bir normalleşme bir nebze bekleniyor. Ekonomi de 2022'den önce mümkün değil. Bununla yaşayacağız. Karar yazmış yeni yılın ilk güzel haberi neymiş? Koronavirüse karşı küresel savaş Türk bilim insanlar insanlarından gurur projesi. İnşallah. Tükendik, hastalandık, geçinemiyoruz sağlık çalışanları'nın durumu evrenselden Çin İstanbul Başkonsolosu evet bu çok paylaşılan bir mesaj Türkiye'ye getirilen aşının Çin'de kullanımı yasak. BioNTech'in hedefi 2021'de 750 milyon doz aşı ki yılın ilk yarısında 250 milyon doz hedefleniyor. Yılın ilk yarısında 250 milyon doz demek 125 milyon kişi aşılanacak demek. Yani bu da işte İngiltere'yi, Almanya'yı, Fransa'yı, Amerika'yı falan düşünürseniz nüfusun çok çok azı demek. Yani BioNTech Pfizer'la da iş bitmiyor yani. Maalesef. Ee, zaten onlar da açıklama yapmışlar. Diyorlar ki yani diğer aşı diğer aşı geliştirme çalışmaları veya diğer tedarikçilerde çok fazla bir ilerleme olmadığı için biz tıkandık diyorlar yani. Bu da aşıların fiyatları neden Pfizer BioNTech aşısına veya işte modern aşısına talep daha yüksek? Çünkü daha pahalı ve RNA kökenli aşılar. Pfizer-BioNTech de öyle, Moderna aşısı da öyle. Diğer aşılar aşağı doğru gidiyor. Ama en ucuz aşı, dikkatinizi çekerim, AstraZeneca aşısı 4 dolar. 2021'de ilk linç Vedat Milora demiş Oda TV. 2021'de ilk linçin kime olduğu önemli, önemi yok da Oda TV başka kimseleri linç etmese 2021'de daha iyi olur. E, ne bileyim canının istediğini linç olarak, canının istemediğini de linç ederek göstermemeli. Umarım 2021'de, 2020'de veya öncesinde yaşananlar yaşanmaz. Şimdi bu görev onayı ile ilgili başta konuştuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görev onayı zaman grafiği de veriyor Metropol araştırma her defasında. Bu grafiği de özellikle anti parantez olarak ekrana getireyim. Cumhurbaşkanının görev onayı ne zaman düşse bir Ekstrem gelişme oluyor yani mesela 15 Temmuz darbe girişimi gibi bakıyorsunuz bir anda %67.6'ya çıkıyor işte efendim ya da böyle Suriye operasyonu oluyor işte 48'e çıkıyor veya korona salgını oluyor ki koronayla sanki Türkiye çok iyi mücadele ediyor bir anda 55'e çıkıyor fakat şu dönem gerçekten bayağı düşük yeni bir ürkütmeye ihtiyaç var derken kastettiğimde biraz bu. Ha! Ortaklar bir araya gelmişler. Belki de o ürkütmeyi görüştüler. Bilmiyoruz. Bu çok fazla yer almadı basında. Nedense ben gazetelerin hiç sayfalarında yakaladım. Dün Cumhurbaşkanı işte büyük ödüllerini vermiş sanatçılara. Her neyse. Kime ne verdiğinin önemi yok. Oraya giden sanatçılar da yani yazıklar olsun. Ayrı bir konu. Bahçeli ile sürpriz bir görüşme yapmış. Oradan da bu fotoğraf karesi paylaşılmış. Baş başa. Bir durum değerlendirmesi yaptıkları muha muha muhakkak ve Son yayınlarda özellikle söylüyorum AKP 2023'te hep 2023-2023 diyor ama Erdoğan'ın adaylığını açıklamadı. Ayrıca hukukçular Erdoğan üçüncü kez aday olabilir mi, olamaz mı onu da tartışıyorlar ama Erdoğan üçüncü kez adaylığını açıklayan tek parti MHP. Bizim adayımız Erdoğan dedi 2023'te arkasındayız destekliyoruz dedi ve Son bir aydır hatırlayın bir buçuk aydır hemen her konuda AKP'ye ve Erdoğan'a ve işte AKP'den çıkış yapanlara şu bu falan filan ayar verdi yani çok çok enteresan bir süreç dikkatle takip edilmesi gerekiyor. O arada işte Fikri sağlar çıktı konuştu nerede konuştu, halk TV'de konuştu ne dedi e, dinlemeyenler için bakalım çok kısa bakalım Fikri sağlar ne demiş üzerine konuşacağız. Bir şeyin altını çizerek söylemek istiyorum sorun başörtüsü değildir. Sorun türbandır. Emin Bey çok doğru kullanıyor. Türban diyor. Türba, irticai faaliyetlerin, şeriat isteyenlerin üniformasıdır. Başörtüsü yüzyıllar boyunca Anadolu'da bir geleneksel giysidir. Bunun arasında çok büyük fark var. Ben kendimden söylemek istiyorum. Ben yargılandığım zaman, turbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde beni benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği doğrusunda kuşkum var. Nitekim de başıma da geldi. Evet böyle dedi ve bunun üzerine de zaten hemen iktidar basınının hedefi oldu. CHP'nin köhnemiş zihniyeti ortladı diye sabah görmüş. Bütün diğer iktidar basını gördü. Erdoğan demiş ki işte bu zat artık bu çağda yaşamıyor. Çok gerilerde kaldı. İşte ne yazık ki CHP zihniyetinin faşizan anlayışının yansımasıdır bu iş demiş. O arada işte CHP'ye salvolar sadece buradan gitmiyor Muharrem İnce üzerinden de CHP'de Muharrem İnce'ye yakın isimler tasfiye kıskacında falan. işte görüyorsun ya bir şey böyle ele geçirince hemen atlıyorlar üzerine. Ee, hemen birkaç saat içerisinde atlıyorlar hatta. Devlet bahçeli geri durur mu? Türbanı irticai faaliyetlerin üniforması gören, türbanlı bir hakimin adaletinden kuşku zaten. zatın... Onun gibi düşünen zevatın ne demokrasiyle ne inançlara saygıyla insanlık onuruna bağlılıkla ilgileri vardır falan filan. Ama aynı Devlet Bahçeli. Bakın Milli Gazete'den getiriyorum bu kupürü. 2000 yılında bundan tam 20 sene önce Haziran ayı MHP lideri diyor ki çağdaş olmayan kıyafete izin yok. Başörtülü hanımları dinlenme tesislerine sokmayan Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli. Başörtüsünü çağ dışı bir kıyafet olarak tanımladı. Bahçeli'ye bağlı DPT'nin dinlenme tesislerine başörtülü hanımlarla köpeklerin giremeyeceğini belirten genelgeye kamuoyundan büyük tepki gelince, altını okuyorum haberin spotunu okuyorum. Başbakan yardımcısı Devlet Bahçeli açıklama yapmak zorunda kaldı. Özrü kabahatinden büyük açıklamasında bu Milli Gazete'nin yorumu şöyle demiş Devlet Bahçeli. Çağdaş ilkeler kapsamı dışında olduğu bilinen kıyafetlerle dinlenme tesislerimize misafir kabulünün uygun olmadığı düşünülmektedir. Nereden nereye? Değil mi? Nereden nereye? Siz bakmayın AKP'ye şuna buna yani. Bir yandan CHP şeytanlaştırırken bir yandan HDP şeytanlaştırılıyor. 108 kişiye Kobani soruşturması tamamlanmış. 28 tuşlama var. O arada bazı vekiller içinde gene fezleke hazırlandı. Bu vekillerin de vekilliği belli ki önümüzdeki aylarda düşürülmeye çalışılacak. Kim onlar? HDP eş genel başkanı Pervin Buldan, grup başkan vekilleri Meral Danış Beştaş, Saruhan Uluç, Milletvekilleri Garopaylan Hüda Kaya, Sezai Temelli ve Serpil Kemal Bay. Dikkatinizi çekerim. Nerede böyle dikkat çeken, konuşan, gündem olan milletvekili varsa onlar hedefte. Evet. Bu da böyle. Hacer Yıldırım. 2020'yi 2021'e bağlayan gece çekilen fotoğraf ve Kapısının önündeki polis, onu tutuklamak, göz almasını almak için gelmiş. İbretlik bir fotoğraf bu. Bir kere daha getiriyorum ekrana. Bakın polis de burada. İbretlik. Ne diyeceksiniz? Bir başka hikaye. Yani Meral Akşener'in e tabi bu konularda hiç açıklama yapmaması enteresan eleştiriliyor. Haklı olarak eleştiriliyor. Kadına vahşete maskeli tepki göstermiş. Ee, İstanbul'da son öldürülen akademisyen kadınla alakalı olarak İstanbul Sözleşmesi'ni uygula falan. Ama yani bu, bu kadar böyle hamile kadınlara eziyet, işkence filan, eza, cefa sürerken çıplak arama. Meral Akşener'den tek satır bir şey gelmedi yani. Tek satır bir şey gelmedi yani. TR724 işte bir başka dram. Kübra'nın birkaç günü geldi, kaldı. Tutuklu babaya kızını son kez görme izni verilmiyor. Kübra Kuzan 11 ay önce beyin sapı tümörü teşhisi kondu. 15 Temmuz'dan sonra tutuklanan babası Ertuğrul Kuzan Kandıra Cezaevinde ailesi babasının kızını son kez görebilmesi için defalarca başvuruda bulundu ama nafile. Kaç tane örnek var? Ben bir tane, iki tane gerçekten çok konuşulan örneklerden getiriyorum. Yüzlerce, binlerce yani. Katil de belli, azmettiren de. Bir günde üç kadın öldürüldü. Cinayetlerden kadın karşıtı politikaları hayata geçirenleri ve İstanbul Sözleşmesi'ni tartışmaya açanları sorumlu olarak gören kadınlar birlikte direneceklerini söylüyor demiş. Bir günde öldürülen üç kadın Aylin Sözer, Selda Taş ve Sile Dönmez. Bu Yeni Yaşam'ın dünkü manşetiydi. Yılın en komik soru soruşturması demiş Atatürkçü Yılmaz Özdil'e. Atatürk'e hakaret iddiasıyla soruşturma açıldığı için Sözcü Gazetesi bütün... Son dönemde açılan soruşturmalar özellikle siyasi soruşturmalar komik sözcü gazetesi. Ama işinize geleni komik, işinize gelmeyeni ciddi olarak algılayıp basıyorsunuz gazetenize. Ha öyle bunun için de böyle işte iktidar sana öyle yapıyor yargıyı elinde tutanlar. Belki de böyle yaparak senin öbür manşetleri köpürtmeni istiyor yani. Ne bileyim ben. Sona geliyoruz. Cilalı Taş Devri Emre Ulaş karikatürü Yeni Çağ Gazetesi'nden yeni çıkan KYK'ya göre onu çıkarıp bunu takıyorsun ufaklık diyor. Arkada Tayyip Erdoğan bekliyor. Evet 2021 gelmiş ama onu çıkar bunu tak. 2023 vizyonu. <laughs> evet 2023 vizyonu. Güzel günler görelim güneşli günler. Evet bu başlığı attık. Agos Ermeni Cemaatinin gazetesi bu manşetle çıkmıştı 1 Ocak'ta. Güzel günler görelim, güneşli günler. Evet. 1 milyon 700 bin e aşkın insan dünya çapında hayatını kaybetti. Salgın Türkiye'yi sarstı. Hala çok zor koşullar diyor. Bu noktada sizlere bir güzel görüntü getireceğim. Yaşadığım İngiltere'den, İskoçya'dan. BBC News Türkçe aracılığıyla. Bu görüntü çok tuhaf değil mi? Güzel. İskoçya yaylalarının üzerinde çok göz alıcı bir an diyor. Edinburgh'daki bir Edinburgh'daki bir festivalden. Bu ışıklı geyik formu dronlar tarafından oluşturulmuş efendim. Tam 150 dro drone. Bakın şimdi göreceksiniz o dronlar nasıl havalanıyor. Nasıl e, muazzam bir senkronizasyon ahenk içerisinde Gökyüzünde dans ediyorlar ve anlamlı e, böyle anlamlı ışık hareketleri oluşturuyorlar. Bu da gerçek bir geyik tabi. Bu coğrafyada böyle geyikler var yani. Evet, çok güzel değil mi? 2020'ye hoşça kal. Daha iyi bir 2021 dileğiyle. Evet biz de bu görüntülerle yavaş yavaş mustar ekranlarında yılın ilk programını noktalıyoruz. Hafta sonu tatil, insanlar sokağa çıkma yasağı var vesaire. Kabul ediyorum. Geçmiş yılın ve yılların muhasebesini yaparak daha güzel bir yıl, daha adil bir yıl ve bu yılda biz kendimizi nasıl geliştirebiliriz veya bu yılda neler yapmalıyız? Kendimize göre bir plan program. Hatalarımızdan, yaptıklarımızdan, ettiklerimizden dersler çıkarıp kendimiz, ailemiz, çevremiz, yakınlarımız, işimiz, kariyerimiz, her neyse, düşünce, e, misyonumuz hemen her konuda e, 2021 Hedeflerine odaklanıp adımlar atmalı ve ona göre planlama yapmalıyız. Belki bir ocağa, iki ocağa, üç ocağa bununla geçirmeliyiz. Bu yararlı olur. İnsanların hayatında bu tür muhasebeleri yaptığı iki gün var. Biri yaş günleri, öbürü de yılbaşı, yeni yıl günleri. O açıdan mühim bir muhasebe süreçleri. Herkesin kendine göre bir yaş günü var ayrı. Yapar yaş gününde muhasebesini. Ama Yılbaşları genel olarak toplumsal muhasebeler için önemlidir. Kişisel olduğu kadar genel toplumsal muhasebeler için de önemlidir. Herkese tekrar bütün acıların geride kaldığı ve umutla baktığımız güzel bir yıl e, diliyorum 2021 için. Bir sonraki manşet pazartesi günü olacak. O manşette buluşmak umuduyla hoşçakalın, iyi hafta sonları.